Sayın seyirciler, Alanya'da yaşayan 19 yaşındaki Alper Tok uzun süre diyet ve spor yapmasına rağmen fazla kilolarından kurtulamıyordu. Tok sonunda çareyi akupunktur tedavisinde buldu. Alper Tok akupunktur tedavisiyle birlikte 3,5 ayda toplam 21 kilo verdi. Alanya'da yaşayan Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan 19 yaşındaki Alper Tok uzun süre diyet ve spor yapmasına rağmen kilolarından kurtulamamıştı. Tok sonunda çareyi akupunktur tedavisinde buldu. Alanya'da hizmet veren Medileis Estetik ve Güzellik Merkezi'nde 3,5 aylık akupunktur tedavisinin ardından 21 kilo veren Alper Tok, eskisine göre yaşamın daha sosyal bir hal aldığını, hayal ettiği gibi özgürce kıyafetler giyebildiğini belirtti. Önceki yaşantımda çok fazla bir hareket etmiyordum. Genellikle sabit bir şekilde bilgisayarın başında geçiyordum zamanı ki bu da yaklaşık bir 15-16 saati buluyordu zaten. Onun haricinde de yani evden fazla dışarı çıkmıyordum. Gayet monoton bir yaşantı yani. Daha sonra işte buraya başladıktan sonra, kilo vermeye başladıktan sonra yani kendi isteklerime bağlı olarak yine gezmeye başladım. Sürekli spor yapmaya başladım. İşte koşuya gidiyordum, arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Yani bir şekilde kilo vermeye başladıkça dışarı çıkmaya da başladım. İşte sürekli faaliyet içerisinde oldum. Bu şekilde değişti. Yani uyku saatlerim çok değişti. Ben de arkadaşlarım gayet fazlaydı ama bu değişimden sonra hani özellikle karşı cins tarafından daha fazla bir arkadaşım olmaya başladım. Doktor Mehmet Çam ise yaptığı açıklamada biz obezitenin tedavisinde akupunktur yöntemini kullanıyoruz dedi ve tedavi süresince yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı. İşte bilindiği gibi vücutta gereğinden fazla yağın depolanması olarak günümüzde tanımlanmakta. Obezitenin tedavisinde akupunktur yöntemini biz kullanıyoruz. Öncelikle hastamız geldiğinde obezitenin nedeni konusunda bir takım araştırmalar yaptırıyoruz. Neden belli olduktan sonra nedene yönelik bir tedavi yapıyoruz. Tedavi devam ederken şahsın hem diyetini değiştiriyoruz, yaşam tarzının değişmesi konusunda bir takım önerilerde bulunuyoruz. Ve biraz da tabii ki hareketlenmesi ve spor yapmasını istiyoruz.